Başlıyor hocam. Bismillah. Zübbeli Ahmet Hoca, Bediüzzaman Seyyid Nursi hakkında ne düşünüyor? Gecen üçlü abimizin oraya ziyarete gittiğimde de beyan ettim. Maalesef Üstad Hazretleri hakkında e, bazı El-Üstad'e muhalif görüşleri var şeklinde e, etrafımızdaki bazı hocalardan e, duyduğumuza göre etkilenmemiz olmuştu gençliğimizde yani. Bunu olmadı diyemem. Çünkü Risale-i Nur'u kendim okusam onu anlardım ama nerede ne var. Onu şey yapardım. Sonra işte tek tek de bunu hatta naklettim. 20 yerde bir muhalefet var el sünnete zahiri falan diye bir hocamızdan. İki hocamızdan. Onun ikisi de biri şehit oldu öbürü bir farklı. O da trafik kazan şehit oldu. Onlar da kıymetli alimler. Biri Erzurum Üniversitesi'ndeydi. Eski bir alimdi. Bunların naklini yaptım. E, yani keşke de yapmaz olalım ama bazı hayırları oldu. Şöyle ondan sonra işte Fırıncı amca geldiler. Onlar adamlar gönderdi falan, şeye. E, bu usta hani biz bir e, yardımcı olan falan. E ben de dedim işte İsa Aleyhisselam'ın üzülü e, meselesi, işte efendim din arası diyalog meselesi vesaire. Bu gibi şeylerde bana Risale-i Nur'dan deliller getirin. E, ben çünkü bütün külliyatın neresinde ne var bilemem. Siz bunu ezberlemişsiniz. Bundan bana getirin. Ben ona göre bir izahat getireyim buna dedim. Onun üzerine onlar da getirdiler. Baktım 5-6 sayfa, 7 sayfa toplandı ama cilt sayfa verilerek onun üzerine beni şeye çağırdılar radyoya. Onların radyosu neydi? Moral FM. Moral FM'e gittik. Orada Fırıncı amca da bulundu. Diğer bazı hocaefendiler efendiler bulundu. O camiadan falan. Orada işte Mehmet Paksu hoca ile miydi bilmiyorum. Bir, 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 iki hocaefendiyle beraber. Orada ben güzel bir zat yaptım. O zatı e, tavsiye ederim. Bu hususta benim görüşlerimi merak edenlere. Çünkü şu anda o bir saat, bir buçuk saat yani tekrar anlatamayacağım. Ama şuna vakıf oldum. Üstadın sözleri, yani Kur'an'daki hadiste nasıl ki bir ayetten bir hadisten hüküm verilmiyor mukayese edip anlaman lazım. Çünkü bir ayette iman şartı iki, bir ayette iman şartı beş, bir ayette, öbür ayette de kader geçiyor. topladım altı ediyor. Ama altısını bir ayette bulamıyorsun. Bundan dolayı zaten demediler mi ki Allah ahirete inansan yeter diyenler de o bir ayetten yola çıkarak dediler. Bunu ben zaten biliyordum. Bu bir kaydedir, ilmi kaydedir bu. Sözlerin tümünü şey edeceksin. Ee, üstadın bu sözle baktığımda zülüme İsa Aleyhisselam ineceği bir yerde ruhaniyete hakim olacak deyince bu reformistlerden de böyle bir görüş olduğu için biz burada takılmıştık. Ama öbür yerde de diyor ki madem hadis sahiptir. Yani burada mealen söylüyorum akılla mantıkla yani bu işte nasıl yaşıyor gökte nasıl inecek çıkacak böyle şeyler düşünülmez. Hadis sahiptir madem aynen inanılması lazımdır bedeniyle ineceğine söylüyor. Bu mesele bana... ha. Dedim şimdi oradaki ruhaniyetin hakim olması ama beden ile indiğini kabul ettikten sonra ruhaniyeti zaten hakim olacak. O belli zaten. Çünkü ama bedeninde millet hadisi inkar ediyor. E burada onu çözdük. E diyalog meselesini çözdük. Muhammed Rus'u geçen Usta yapılan evet. şeyde. Ona yeni çözmedik yani. Onu biz ona sorduk da bir daha şahitliğini almak için. Yoksa e, biz onu epey evvel işte o Moral FM kaydı 10 seneden fazla. E, yani 2009, 2010 falan belki 2009. Yani 11-12 senelik iş. O, onları çözdük. Onun o görüşte olmadı. Bu FETÖ'cülerin iftira ettikleri vesaire netleşti. Daha böyle birkaç mesele daha oldu. E İsmet işte Hüsnü geçen şeyi de orada çözdük. Yani şehit olmaları mesela Can Harbi'nde ölenleri şehit şeyinde Fetret Devri. O da mesela Maturidi'ye göre öyle değil ama Eşari'ye göre öyle. Eşari de eli sünnet. E ben zaten bu Fetret işini yeni yazdım. Efendimiz sallallahu anne babasının kurtuluşu, fetret meselesi, Necatül Valide'nin birinci cildi çıktı, ikinci cildini hazırlayacağız. O, o kitapta zaten 50, 100 sayfa fetreti işleyince bütün o delillere daha yeni vakıf oldum geçen sene. Eşari üzerinden gidilince. Ki Maturidin de bu harame şayhı onu kabul etmiş. Yani Maturidin de bu şayhı o görüşü kabul etmiş. Azap yok hani davet ulaşmayanlara. Şimdi bu noktaya gelince baktım orada da eşarin görüşü. Fakat şehit olmasını mana veremedim. Şehit demiş üstad falan. İşte Hüsnü abi onu sordum. O da de, da dedi ki 15 yaşından aşağı yani çocuk hükmünde olanlara çocuk hükmünde olanlar kaydını ben görmemiştim. Bilmiyordum işte böyle ya, yanlış aktarımlar oluyor bize de. Yerinden görmeyince. O bilgiyi de oradan aldık falan. Hatta niyet ettim. Üstad abi de çok yol dedi ama ben bilmiyorum becerebilecek miyim. Yani üstad hakkındaki bu gibi e, karıştırılan konuların e, kendi kitaplarından ee, bak görüşü esas budur şeklinde bir kaynak vererek Üstad'ı bir tebriğe Eğer Üstad'a muhalefetten tenzih ve tebriğe için bir risale küçük bir şey yazabilsem Belki işte bizde e, Himmet eder şefaat eder gibi Bir niyete de girdim Ama yapabilirim yapamam onu bilmiyorum Ama benim rüyama girdi Zaten hapiste 2012'de Hapiste rüyama girdi sakallı Cübbeli ama şalvarı çok böyle uzun Buradan da böyle o doğu usulü Kemeri var kemer derken kuşaktan Kuşak sarmıştı elinde de bilmiyorum kama gibi bir şey var mı Bastonu vardı. Hatta ben orada dedim ki efendim sizin hakkınızda bir cuma günüydü. Cuma da birleşmekten geliyor işte zaten. Demek sonunda bir ihtima oluyor. Ee, cuma günüydü ve cuma çıkacaktık. Dedim efendim aynen böyle sorum. O zaman da Fetö'de de beni hapse atmış. Diyalog işlerinden. O hapiste gördüm. Dedim sizin hakkınızda yani böyle şeyler yapıyorsun. Ben onların dediği gibi değilim dedi. Ben o görüşte değilim dedi. İnanma onlara sen dedi. Ondan sonra daha belki detay vardır. Hapishane mektuplarına da yazıldı bu. Yani o zaman mektup taze hemen o hafta yazdığım için. Şimdi belki kelimeleri şey edebilirim. Sonra ben ona bir Seyyid İbrahim Hazretleri'nin bir kokusu vardı bende. Ona hediye ettim mi? Ya da onu bana hediye etti. Orada işte mektuba bakalım ne yazmışım. Yani diyorum ki orada, oradan da tabir ettim. Ya burada üstadda bir seyitlik olabilir gibi tabir ettim ben. Fakat Hikmet ile sonra işte şeceresinin Irak'tan geldiği seyit olduğuna dair benden yani o benim o gördüğümden sonra yani ben de hapisten çıkmadan mıdır nedir işte bir ay, birkaç ay içinde Seyit olduğuna dair Ahmet Akgündüz belgeler çıkarttı. Ki ben ama bu tabiri yapmıştım o rüyada. Sonra da işte Hüsnü abiye e, sorduğumuzda o da dedi, anne tarafından Hasen'i mi? baba hem Hasen'i hem Hüseyin'i yani ana tarafı da baba tarafı da. Bunu da yeni duydum ben şimdi ağzımda. Kendi sözünü söyledi şimdi bana. Burada şimdi rivayet yok. İlk kanal yani ilk alan. Dolayısıyla yani bir Tevfik abi vardı. Çok zuhuratları çıkardı. Keşif ehliydi. 15 sene evvel vefat etti. O her şeyi bana rüyada görür söylerdi. Hep çıkardı. Peki bin tane çıkmış olay var. Mühim olaylar da vardı. Ona çok güvenirdim, dikkat ederdim. O da bana bir gün geldi. Ve o zaman dedi, göründü bana. Dedi ki Ahmet'e söyle, ben onu seviyorum. Ama o zamanlar benim daha kafam daha düzgün değildi bu işlerde. Ahmet beni seviyorum. O da ben sevsin. Ya da şey, beni milletin dediği gibi tanımasın. Ben öyle değilim. E, o da bana yorum olarak bu rüyayı söyledi. Yorum olarak dedik abi evliyadır, ee, şey yapmayalım dedi. Yani e, ya bu tabii adam öyleli 15 sene oldu ama bütün rüyaları çıkan bir adam. Hala da çıkanları var yani ileriye dönük de gör, görmüştü benim için. Yani manevi keşfe açık. O da seyitti, Halenzeden seyirdim. Yani o da şey yapmıştı. Bunlarla ben biraz yumuşamıştım, şey etmiştim ama son bu ilmi şeyler mukaseler yapıldıkça çıkıyor ki sözünü doğru anlamak lazım. Bir yerle yetinmemek lazım. O konuda Risaleler'deki diğer konuları da e, ele almak lazım. Yani çok yanlış şeyler oluyor. Bak şimdi geçen birisi e, patriği ziyarete gittiğinde, şimdi işte o da var bir diyorlar, e, yanlış. E, patriğe dedi ki sen dininde kal, Muhammed'in hak peygamberliğine inan, yine cennete girersin. Ya dininde kal, ne demek adam Hristiyanlıkta kal der mi bir Müslüman? Ama bunu e, Üstad Hazretleri'nin e, en büyük talebelerinden biri e, televizyonda söyledi. Ben bunun için bir toplantı daha yapmıştım. Badulla abi çağırmıştım. Fırıncı abici vardı falan park Hoca'yı radyoda. O da var. Yani e, Lale Gül'de o zaman yani televizyon yoktur. Radyoda canlı verildi. Orada da bu konuşuldu ama ben onu orada bir izah getirmiştim. Yani üstadın görüşü Badulla abi de bunu izah etmişti. Böyle değil demişti falan. E, fakat e, şimdi Üsta abi yayına gittiğimde bunu sorduk işte. Video da çekildi. Arada da konuşuldu videodan evvel falan. Böyle şey olur mu dedi ya. Zaten dedi patreye gittiği meselesi İhtilaflı. Bu meselede de şaibi var. Burada gittim dediği kesin değil. Gidildiği kesin değil dedi. Fakat dedi gidildi edildi. Burada dininde kal diye bir şey yok. Çünkü davet için gittim, tebliğ için gittim diyor. E tebliğ için, davet için giden dininde kal denir mi dedi ya? E dolayısıyla mantıksız bir şey. Üstadın ne ilmine yakıştırılabilecek bir şey. Yani ona mesela ben inanmadım. Yani onda bana yorum alücüm yok ki. Benim de aklım var yani. Dininde kal der mi? Haşa. Üstadın el sünnete e, tam bir muvafık olduğu, hizmet ettiği aşık ya. Bu kadar insan Müslüman etmiş, bu kadar insan imana vesile olmuş. Bu hayır herkese nasip olur mu? Vefat etmiş hala. E, bu kadar etkiliyor dünyayı, bu kadar hizmet, yani tasarruf devam ediyor. Bu, bu, bu görünen bir şey değil mi? Ya evet. e, O zaman bu inkar edilemez yani.